Evet gençler, hepinize selam. Bugün koronavirüsünün evcil hayvanlarımız, dışarıdaki hayvanlar üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Bir farkındalık yaratmak adına kartonlarımızı buraya hazırladık, kalemlerimizi buraya koyduk ve güzel bir görsel hazırlayacağız. Bu farkındalığı da yaratırken sizlerle beraber siz de buna şahit olacaksınız. Bu hayvanlardaki korona hakkında insanlar bunlardan çok korkuyor şu anda. Hayvandan bize korona geçer mi? Dışarıdaki hayvanlardan bize korona geçer mi? Evcil hayvanımızı dışarı çıkartıyoruz. Korona bulaşmış mıdır ona? O virüs ona bulaşmıştır, evimize gelir. Biz tabii ki de her türlü hijyeni, her türlü hijyen kontrollerini yapacağız. Köpeğimizi dışarı çıkartıyorsak evimize geldiğimiz zaman ayaklarını yıkayacağız. Bununla ilgili Türkiye Veterinerler Birliği Başkanımız Ali Eroğlu da bir toplantı yaptı ve toplantıdan sonra yaptığı açıklamada da hayvanlarda böyle bir bulguya rastlanmadığı söylendi. Amerika'da yapılan bir deneyde hayvanlara böyle bir virüsün geçmediği açıklandı. Toplumumuz bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor çünkü dışarıdaki iş yerleri ve birçok şirket kapatıldı bu iş yerlerinin. Baktığı hayvanlar da şu anda aç durumda ve biz de bunun adına bir farkındalık yaratacağız. Ve buradaki kartonlara güzel görseller hazırlayıp Vera'yla beraber bunları resimlendireceğiz. Hadi geçelim o zaman yavaştan. Evet gençler, ilk kartonumuzu tamamlamak üzereyiz. Üzerindeki son oynamaları yapacağım. Ondan sonra altındaki diğer kartonumuza geçeceğiz. Devam ediyoruz. Evet, şimdi ilk kartonumuz bitti. İkinci kartona geçtik. İkinci kartonda şöyle yarım gösterelim. Hepsini göstermeyelim. İlk kartonu da birazdan göstereceğiz. Hepsi bittiği zaman devam ediyor. Bunu da tamamladığımızda bunu da sizlere göstereceğiz. Devam. Evet gençler, ikinci kartonu da bitirmiş bulunmaktayız. Bunu da birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi üçüncü kartonumuza geçiyoruz. Ve ondan sonra bitiriyoruz. Devam. Evet gençler, son kartonumuzu da bitirdik. Birazdan Vera'yla beraber güzel pozlar alacağız bu kartonda. Farkındalık yaratmak adına güzel şeyler yapmaya çalışıyorum açıkçası. Takip edin, takipte kalın. İzleyin videoları. Birazdan da Vera'yla nasıl poz verdiğimizi buradan göreceksiniz. Devam ediyorum ben. Evet gençler, dediğim gibi biz tamamladık kartonları. Şimdi fotoğraflamaya geçeceğiz. Tekrar söylüyorum, sokak hayvanlarını unutmayın. Dışarıda şu anda yağmur yağıyor. Zaten bizim de bugün ya da yarın verdiğimiz 45 kiloluk bir mama siparişimiz var. O gelecek. Ondan sonra sokak hayvanlarına dağıtmaya çıkacağız. Sizler de en azından evlerinizin önüne bir kap mama, bir kap su bırakmayı unutmayın. Onlar şu an çünkü çok çaresiz.
Biz konuşup derdimizi anlatabiliyoruz ama onlar konuşamıyorlar. O yüzden bir kap mama, bir kap su. O zaman fotoğraflamaya geçelim hadi. Evet, videomuzu hazırladık. Vera, ben ve arkadaşlarım virüs yaymıyoruz. Biz sadece sevgi yayarız diyor. Vera. Evet, ilki bu şekilde kartonlarımızın. Şimdi ikincisine geçelim. Yani burada kartonu ayarlayamıyorum şu anda. Vera bu şekilde duruyor ama çok sakin kızım, sağ olsun. Ama kartonu bir türlü ayarlayamıyoruz. Buna başka bir çözüm bulacağım şimdi. Yok bir tane babayı. Tamam, bekle. Evet, en son Vera'nın kafasını şuraya koydurup bunu fotoğraflayacağım. Bunu yapalım. Gel kızım buraya. Dön. Gel böyle. Gel böyle otur. Evet, koy kafanı buraya. Evet, koy kafanı. Bekle. Evet, yani Vera ile işim ciddi manada çok kolay oluyor. Dediğim her şeyi yaptığı için. Koy kafanı kızım buraya. Evet, bekle bu şekilde. Bekle. Bu kadar sakin durduğuna bakmayın. Dışarıda tam bir eşkıyadır kendileri. Evet, bekle. Koy kafanı buraya. Koy kafanı. Şimdi ben kenara çekileceğim. Bu şekilde sabit duracak, tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Bekliyorsun. Koy kafanı, bekle. Koy kafanı. Koy kafanı buraya. Bekle. Bekle. Evet gençler, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evlerinizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakmayı unutmuyorsunuz. Abone olursanız çok sevinirim. Videoları izlemeye devam edin. Sizleri seviyoruz, hayvanları seviyoruz, insanları seviyoruz. Buradan hepinize bay bay.